Evet, Bilgiday, hoş geldin kanalımıza. Hoş bulduk hocam. Merhaba. Herkes de olduğu gibi sen önce kendini tanıt. Ben seninle herhalde 2006'da mı tanıştık biz? Bayağı bir... Öyledir hocam. Aynen öyle. Yani 2006, belki de 2007. ben size herhalde sizin mantıksal devre tasarımı dersinizde girmiştim. Yani Aynen benim ilk öğrencilerimden bir tanesisin aslında. öyle. Doğru. O Doğru, zaman haklısın. sınıfta Baver vardı. Faraday'ın yeğeni derdi senin için. Evet, bana öyle çok Böyle takılıyorlardı. gereksiz espriler diye. Faraday'ın yeğeni der. Baver Mercan. Bu da izliyorsa Aynen. şimdi. Evet, Baver 15 sene sonra hala gereksiz espriden hatırlıyorum bak yani. Öyle bakalım. Evet, Bilgiday, bize şimdi anlatsana, sen nereden geldin, nerelerdesin? Nereden başlayayım hocam? Bana Liseden başla, hangi liseden, liseden başlayayım. memleket neresi, nasıl Tabii. Şubatöy'e, sonra nerelere gittin? Başlayayım. Aslan Tokatlıyım ben işte. Bayağıdır herhalde liseye kadar Tokat'ın bir ilçesinde yaşadım. Sonra liseye gelince Eskişehir Fen Lisesi'ni kazandım. Oradan işte 3 sene orada kalıp Eskişehir'de. İşte ben Eskişehir'de öğrenciyken ailem de Ankara'ya taşındı. Sonra da ÖSS'ye girip bir puan aldık. Sonra da nasıl tercih yapsak diye düşünmeye başladık. Sonra orada TOBETÜ önümüze çıktı. Ama sen İşte bilgisayar mühendisliği mezunu değilsin. Elektrik, elektronik mühendisliği. elektronik mezunum. Aynen, elektrik elektronik mezunuyum ama sizden ders aldım. Bütün derslerinizi aldım herhalde. İleri bilgisayar mimarisi hariç. İşte tercih döneminde düşünürken elektronik mi yazsam, bilgisayar mı yazsam falan diye. Tabii o zaman pek bir bilinçli olduğumu söyleyemem. Hani ya, elektroniğin puanı yüksek zaten. Elektroniğin yapan hani bilgisayarda kapsar şeyleri var ya, siz bir videonuza değinmiştiniz geçen, hani öyle bir kafayla. O fikirlerle elektronik yazdım diyorsun. Aynen, o fikirlerle elektronik yazdım işte. Cidden şimdi geri bakınca biraz daha dikkatli olunabilirmiş. Hani Şimdi olsa pişman ya, elektrik yazar mısın? Sen şimdi tabii daha böyle ikisinin ortasında bir yerde çalışıyorsun herhalde ama. değilim. Aynen öyle. Şimdi ikisinin ortasında bir yerde çalışıyorum. Bilgisayarın donanımını kullanıyorum ben. Hani donanımcıyım. Yazılımla hemen hemen hiçbir alakam yok. O bakımdan hani böyle çok temiz bilgisayar donanımına çok odaklı bir bilgisayar mühendisliği programı olsa onu yazsam daha hoş olurdu benim için. Ama hani bizim ülkemizde bilgisayar mühendisliği genelde benim anladığım kadarıyla daha çok bilgisayar bilimleri gibi şey oluyor. Elektrik, elektronik de bir sürü şeye değiniyor. Hani belki de daha iyi oldu böyle yazdım. Sizden de ders almış olmam o bilgisayardan ihtiyacım olan birkaç şeyi tamamlamamı sağladı. Öyle ilginç bir karışım çıktı ortaya. Evet, şimdi TOBETÜ'de elektrik elektronik okudun. Sonra hızlıca özeti yapalım, sonra ayrıntısını konuşacağız. Tamam. Sonra Boğaziçi'nde master yaptım. Boğaziçi'nden sonra da Virginia Tech'e geldim doktora yapmaya. İşte doktoradan sonra Intel'e girdim. 2 sene orada çalıştıktan sonra da 2 ay önce Google'da yeni bir iş buldum. San Diego'ya geldim şimdi de. Google'ın San Diego'da bir ofisi var. Küçük bir ofis. Orada başladım. Evet. Intel'de Portland'da mıydın? Intel'de de Hillsboro'daydım. Portland'da çok yakın küçük bir şehir. 20 dakika falan. Orada Intel'in büyük kampüsleri var. 2-3 tane. Şimdi ne yaptın? Boğaziçi'nde ne yaptın? Ne konuda uzmanlaştın? Sonra doktoraya niye Virginia'ya gittin? Orada neler yaptın? Anlatayım. Asıl teknik olarak neler? Hangi konularda çalıştın? Çalışıyorsun. Tabii şu anda sen Google'da donanım üzerine çalışıyorsun. En son onu konuşacağız. Google'ı Evet. kimse bilmez donanım yaptığını. Neler yaptığını Evet, soracağım ben sana. tamam. Şimdi şöyle diyeyim hocam. TOBETÜ 2. sınıftan başlayayım. Siz mantıksal devre tasarımı dersinden sonra beni bir gün odanıza çağırdınız. Hani dediniz, bak gel bir şeyler yapalım senle, Verilog öğren. O benim için ilk şeydi. Hani siz bana herhalde öyle demeseniz benim hiç Verilog'la falan bir alakam olmazdı. Oradan ben kendi kendime öğrenmeye başlayınca sevmeye başladım. Oradan bir devam ettim. Verilog benim şeyimde hep kaldı aklımda. Yüksek lisansa gidince de hani cidden donanımla, sayısal donanım tasarımıyla ya da sayısal devre tasarımıyla ilgili bir şeyler yapmak istiyordum. Şeyi buldum orada. Bahçeşehir'de bir program vardı. Gömülü sistemler üzerine. Başında da Fatih Uğurdağ Hoca vardı. Şimdi öz yayında, Bahçeşehir'de. Şimdi Özyeğin'de. Aynen. İşte onun yanına gitmeyi planlıyordum. Çünkü hani baktığım zaman 13 sene Silikon Vadisi'nde çalışmış. Bayağı şey öğrenirim diye düşündüm. Sonra o Özyeğin'e geçti o ara. Ben de o zaman dedim ki o zaman Boğaziçi'ne gideyim.
Boğaziçi'nde de bir laboratuvarda çalışıyordum ve Fatih Hoca ile ortak projeleri vardı. Fatih Hoca ile çalışmaya başladım ben. Aslında Boğaziçi'nde master'ımı yaptım, derslerimi aldım. Orada hocam vardı ama asıl danışmanım Fatih Hoca'ydı. İşte onunla sayısal devre tasarımı üzerine yine bir şeyler yaptım. Sonra işte yurt dışına gitme konusu girdi aklıma. Hani bir gideyim göreyim diye. TOBETÜ'deyken fazla yoktu ama master'da o biraz daha oluşmaya başladı. İşte doktoraya bakmaya başladım. Birkaç yere başvurdum. Hani aralarında böyle çalışabileceğim en iyi yer, yani kabul aldığım yerlerden en iyi yer Virginia Tech'ti. Gitmeye karar verdim oraya. İşte orada da çalıştığım hoca biraz donanım güvenliği, gömülü sistemler güvenliği üzerine çalışıyordu. Hani o donanım tasarımı üzerine bir de güvenlikle ilgili şeyler ekledim doktoramda. Burada sen güvenliği security'nin Türkçesi olarak Security. kullanıyorsun. Security, evet. Daha doğrusu varsa lütfen hocam Evet, doğru söyleyin. doğru. Yani bazen şimdi güvenilirlik de var ya, görgüzlük ya da Doğru. Doğru. reliability Reliability. Türkçesi var. Hani sen güvenlik tarafındasın. Güvenlik tarafından. Aynen. Ve aslında tam ikisinin de ortası. Şöyle benim uzmanlaştığım alan çok böyle özel bir alan. Donanım güvenliği konusunda. Hata analizi diye bir alan var. İşte elinizde bir tane telefon varsa mesela telefonunuzun çevresel koşullarını değiştirdiğinizde telefonunuz doğru çalışmayabilir, hata yapabilir. Bu hata konusu işte o gürbüzlüğe giriyor. Ama o hataları siz mesela telefonunuzun ne bileyim pin kodunu kırmak için kullanırsanız o da güvenliğe giriyor. Aslında yine bir şeylerin ortasındayım. Hiçbir tarafa gidemiyorum yani. Öyle. Sen Virginia'da bu işleri yaptın. Yayınlar falan yaptın herhalde bu konuda. Donanımda Aa, güvenlik nasıl oluyor? aynen öyle. İşte bu Sonra hata analizi konusunda bayağı yayın yaptık hocam. Çip falan da yaptık. oradan Intel'e gitti. Intel'e gitmeden staja falan gitmiş miydin daha önce Intel'e, doktoranda? Intel'e staja gitmedim. Doktoramda bir tane staj yaptım. Onu da Hollanda'da yaptım. Küçük bir güvenlik şirketi var, Riscure diye. Bu benim çalıştığım alanda dünya lideri. İşte şey yapıyorlar. Bizim çalıştığımız alanda bayağı bir deney düzeneği kurmak gerekiyor. İşte osiloskoplar, ne bileyim değişik değişik devreler. Onları yapıp büyük şirketlere satıyorlar. Büyük şirketlere danışmanlık hizmeti veriyorlar. Öyle bir şirkete gittim. 4 ay Hollanda'da kaldım. Sonra da geri döndüm. Intel'e girmem de aslında biraz şans oldu diyeyim. Aslında her şey biraz şans da. Şöyle oldu. Ben Hollanda'da staj yaparken Amerika'da bir konferansa geldim. Orada da beni Intel'e işe alan yöneticim sunduğum posteri ziyaret etti. Orada biraz sohbet ettik. Sonra dedi gel dedi hani seninle bir mülakat yapalım. İşte onların mülakatlarına girdim. Güzel gitti. Sonra da zaten doktora bitmeden teklifleri gelmişti. Ben biraz şanslıydım çünkü normalde doktoranın son senesi bayağı bir sıkıntılı geçiyor. Hem tezinizi yazmak zorundasınız, hem de şey yapmak zorundasınız, iş bulmak zorundasınız. Bayağı bir 20-30 tane yere başvuranlar oluyor. Ben Intel olunca dedim tamam daha hiç gerek yok yani. Zaten bayağı İstediğim bir yerde Intel. Sevdiğim bir şirket. Öyle Evet. oldu yani. Intel'de sen güvenlik takımında mıydın? Bizim Meltem de var. O da Hayır. güvenlik takımında. Siz aynı takımda çalışmadınız ama herhalde. Yok, aynı takımda değildik. Ben oraya gittiğimde Meltem de oradaydı. Meltem Intel Labs'ta güvenlikle ilgili iş yapıyordu. Ben Intel'in sadece güvenlik üzerine çalışan, işte Intel'in ürünlerinin güvenlik açığı var mı? İşte onların donanım tasarımına bakan, firmware'ine, alt seviye yazılımına bakan bir gruptaydım. Hani bizim işimiz sadece güvenlikti. Meltem Intel Labs'taydı. Intel Labs araştırma üzerine tamamen. O da işte güvenlik araştırması yapıyordu orada. Tanıştık onunla da orada görüştük. O da Evet. ayrıldı şimdi. O şimdi o da başka bir alana geçmiş. Sen Intel'de 2 sene bu işleri yaptın, biraz şey gibi, test grubu gibisiniz aslında siz orada. Aynen Bu hani şey. ürün doğru çalışıyor mu grupları vardır ya öğretildikten sonra. Evet. Bu doğrulama grupları, verification grupları. Doğrulama. Ama seninkisi güvenlikle ilgili. Hani doğru çalışıyor mu, bunun ötesinde bunun bir açığı var mı doğrulaması seninki? Evet, aynen. İşte iki tür doğrulama yapıyorduk. Biri ürünün bir tanımı oluyor, ürünü anlatan hangi güvenlik özellikleri var. Hani onlar doğru çalışıyor mu? O işte verification. Bir de hani biz kendimiz düşündüğümüz zaman atak bulabiliyoruz mu? Güvenlik açığı bulabiliyoruz mu? Nasıl kırarız bu ürünü tarzı şeyler yapıyorduk.
İşte yine bunları bulabilmek araç, yazılım geliştirme de oluyordu işte ne bileyim. Ben oturup kodu kendim analiz edeceğim mesela. Bir tane araç yapıp kendime yazılım yazıp ona analiz ettirebilirim kodu. Hani böyle şeyler de yapıyorduk. Yani biraz şöyle diyeyim, maybe, belki %70 verification, %30 da research. Meltem'inki daha %90 researchmuştur belki de. Onların yani grubu tamamen. Sen bütün gün ne kodu yazıyordun? Verilog mu yoksa Python falan mı? Intel'de çok kod yazmıyordum. Intel'de kod okuyordum. İşte Verilog kodu okuyorduk. C kodu okuyorduk. Çünkü kod analizi. Bazen kendim bir şeyler geliştirdiğim zaman daha çok Verilog kodu yazıyordum. Mesela FPGA'nın üzerinde bir şeyler yapıyordum. Intel'de işte son senemde FPGA takımı oluşturduk. FPGA güvenlik takımı. 4 kişiydik. İşte ben de o takımın lideriydim. Teknik lideri. İşte orada mesela birkaç şey geliştirdim. Onların FPGA'yı da geliştirmek için bayağı Verilog kodu yazdım orada. Şimdi tabii sen burada okurken Verilog zorunlu değildi o zamanlar. Şimdi zorunlu. Bu aldığın dersin laboratuvarı tamamen Verilog ve öğrenmek zorundalar. Bundan da biraz şikayetçiler öğrenciler. Hani niye, yani niye bize Verilog? Özellikle elektrik öğrencilerinin bir kısmı da ders bil kodlu ya. Ya bilgisayar kodlu dersleri bize zorluyorlar. Yazılım dersleri bunlar aslında. Yani niye bilgisayarcılar böyle bizi zorla bunları öğretiyorlar gibi şeyler söyleyebiliyor. Bu Verilog lazım bir şey mi hakikaten Bilgiday? Hani sen bu işi kullanan bir insan olarak. Bence gayet lazım bir şey hocam. Yani size bayağı kapılar açabilir Verilog bilmek burada. Çünkü herhangi bir donanımla ilgili bir şey yaptığınızda burada, özellikle dijital alanda Verilog standardı. Yani hangi şirkete gitseniz Verilog kullanıyorlar. Mesela ben bu Intel'de çalışırken de Verilog'du. Burada Google'da da Verilog yani. Hatta şimdi işte sistem Verilog daha şey. Daha çok kullanıyorlar. Verilog güzel, kullanışlı, size güzel kapılar açabilecek bir dildir. Öğrenmek güzel olur diye düşünüyorum. Peki bu aralar sayısal tasarım alanında çalışanlar için iş bulma olasılığını nasıl görüyorsun? Böyle bir soru da geliyor. Hani ya biz sayısal tasarımda iş bulmakta zorlanıyoruz diyenler de var ama sen bunu nasıl görüyorsun? Şu aralar çok iş var mı? Türkiye'de mesela ben master'ımı yaparken falan sınırlıydı yani. İşte bizim savunma sanayi şirketlerinde kullanılabiliyordu. İşte Aselsan'ın bir mikroelektronik diye şirketi vardı galiba. Yani birkaç yerde ama şimdi daha çok. Ben mesela bakıyorum arkadaşlarıma Türkiye'den. Hepsi değişik değişik şirketlerde işte FPGA mühendisi, Verilog'la ilgili bir şeyler yapan mühendis olmuşlar. Türkiye kısmı böyle benim görebildiğim. Amerika kısmında da şimdi koronavirüs durumunu bir kenara bırakıyorum. Çünkü o her şeyi etkiledi. Ama onun dışında da hemen hemen her şirkette iş bulabiliyorsunuz. Hatta şöyle diyeyim. Yani ben mesela doktoramı yaparken hani tamamen donanım. Hiç düşünmezdim yani bir gün Google'a gelip aynı işi yapacağım. Şimdi mesela Facebook'ta donanım yapıyor. Google'da donanım yapıyor. Apple zaten çok yapıyor. Yani artık software şirketleri, yazılım şirketleri de şeyi anladılar. Hani tamam biz yazılım geliştiriyoruz ama bu yazılımın doğru daha etkili, daha efektif çalışması için donanımı da kontrol etmemiz lazıma geldiler. Onun için büyük şirketlerin, bu yazılım şirketlerinin çoğunun artık donanım kısmı da var yani. Güzel bir alan. Eğer şey diye düşünebilir insanlar, hani yazılım çok iyi, illa yazılımcı olmamız lazım belli bir yere gitmek için diye. Ya yazılım şöyle güzel, sonuçta bayağı flexibility'si var, esnekliği var. Bir yerden bir yere çok kolay geçiş yapabiliyorsunuz ama cidden bu sayısal tasarım da artık her şirkette olan bir şey. Yani güzel imkanlar var. O zaman ben şunu anlıyorum. Zaten genel olarak, genel bir kuraldır bu. Bu ne iş yapıyorsan onun en güncelini yapacaksın. Hani en güncelini evet. Yapacaksın. Ve olabildiğince kendini yetiştirirsen öyle bir iş bulma sorunun yok. Yani biz zaten Verilog zorunlu kılarken Silikon Vadisi'ni de bildiğim için ben orada herkesin Verilog kullandığını biliyoruz. Bak Türkiye'de VHDL bu. Aselsan VHDL kullanıyor. Yani onlar henüz daha Verilog'a geçmediler. Şimdi biz Kaliforniya'da hep Verilog kullanıldığını bildiğimiz için ve o sıralarda beraber proje de yaptığımız için orada bazı şirketlerle biz Verilog olarak belirledik. Öğrenciye Verilog öğretiyoruz. Biraz zorluğundan şikayetçiler. Hani Verilog normal bir programlama dili değil ya. Her evet. işte satır iki satır aynı anda çalıştığı olabiliyor falan gibi. Aynen.
Ya ben de çok zorlanmıştım onu anlamakta. Ama şimdi şöyle düşünüyorum, hani elektronikçiler böyle düşünebilir. Bir tane hani yeni başlayanlar için güzel bir şey söyleyeyim. Ya sonuçta veri log'da da devre kuruyorsunuz. Hani blok blok kuruyorsunuz ve şöyle düşünülebilir. Bir breadboard'unuz var ve her blok o breadboard'un bir elemanı. Sonra siz onları tekrar birbirine bağlıyorsunuz sinyallerle falan. Yani öyle düşünülürse ya ben biraz veri log terminolojisi olacak ama always block yazarken breadboard'umun şu kısmını yapıyorum. Sonra bu kısmını yapacağım. Sonra onları birbirine bağlayacağım gibi düşünülebilir. Öyle düşününce daha rahat oluyor. Bizde öğrenci breadboard görmüyor artık. O derece onları Ha. kapattık. Direkt veri log'la başlatıyoruz. Ha. Ama always dediğin zaman mesela bilirler artık. Çünkü always'i sınavda görüyor. Şimdi sen 2 sene Intel'de çalıştın. Sonra sıkıldın mı? Niye Google'a gittin? Ya sıkılmadım. Google şey oldu. Benimle kontak kurdular. Hani böyle bir pozisyon var senin de çalıştığın alana çok yakın. Konuşmak ister misin diye. İnternette 2 sene kalmıştım. Şey oldu. Güzel bir fırsat oldu. Her şey denk geldi. İşte şehir denk geldi. Şirket denk geldi. Yapacağım iş denk geldi. Dedim hani böyle bir fırsatı bir daha hayatımda kaç kere yakalarım bilemiyorum. Onun için dedim değerlendireyim bakayım hani yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım? Google nasılmış, onu görürüm. İşte San Diego güzel bir şehir. En azından biraz orayı yaşarım diye düşündüm. Kabul ettim. Yoksa Intel'de gayet de iyiydi. Hem yöneticimle aram iyiydi hem de yaptığım iş seviyordum ben. Bayağı bir özgürlüğüm vardı. Hangi konuda çalışacağıma dair, ne yapacağıma dair serbest bırakıyorlardı. Ama işte buradan teklif gelince baktım hani cidden yeni bir şeyler denemek istedim. Görmek istedim. Sonuçta kaç sene kalacağım Amerika'da bilmiyorum. Ne olacağını bilmiyorum yarın. Onun için gelmişken böyle bir fırsat alabiliyorsam alayım dedim. Zaten herhalde Intel'de yaptığın şey hafif biraz rutine de girmiş miydi? Yani sen o işi öğrendin. Doğrula, yeni açık bul, doğrula filan. Bu arada tabii şey de soracağım. Ne olacak bu Intel'in hali? Apple Silikon da artık Apple da terk ediyor Intel'i yavaş yavaş. Ben de eski Intel'ciyiz ya biz de. Vay, o zamanlarda bu x86 bağımlılığı vardı. Yani bir tutturmuş x86 benimle yaşıt bak x86. Yani 80, 86, 78'de çıkmış bir şey. Ne olacak bu Intel'in hali? Intel iyi şirket de bazı şeyleri yani çok oturmuş hocam, çok büyümüş ve yani bir şeyleri değiştirmek zor oluyor. Şimdi mesela yeni büyük şirketler çok dinamik şirketler. Hemen böyle şey yapabiliyorlar, olaya adapte olabiliyorlar. Intel biraz fazla büyük ve çoğu şey oturmuş bayağı. Onu yani cidden dev ve değiştirmek çok zor oluyor. Onun için de adapte olması biraz zaman alıyor gibi geliyor bana. Devlet Ama gibi değil mi? Devlet devlet memurluğu gibi. gibi. Aynen devlet memurluğu gibi. O konuda çok iyi. Çok seviyordum o şeyin hani. Mesela tatilinizde falan kimse size karışmaz. İşte akşam 5'ten sonra kimse bir şey göndermez, yazmaz falan. Burada biraz daha değişik. Evet ama şimdi böyle olduğu için mobil aygıtların tamamının dışındalar. Nerede tablet, telefon, hiçbir şeyde Intel işlemcisi yok. Ve şimdi Apple'ın bu son hamlesi zaten ARM daha önceden sunuculara girmeye kalkışmıştı kendisi. Doğru. Paralelden giriyordu. Apple'ın bu son hareketi ARM'ı güçlendirecek ve masaüstü bilgisayarlara ARM'ı getirecek. Intel'in hep hakim olduğu yere dışarıdan birileri gelip rekabet etmeye başlayacak. Değil mi? Doğru. O Doğru, aynen zaman öyle. bir de teknolojiyle önde gidiyordu. Hep üretim teknolojisiyle önde gidiyordu. 7 nanometreye çakıldık gibi sanki bu aralar. Yani kaç 7 bile atom? değil hocam. 7 bile değil hocam. Ondayız galiba. Tamam işte Yani. yani insanlık da 7 yani şey Apple gidiyor 7 de ürettiriyor TSMC'de. Aynen öyle. Daha ne kadar küçülecek zaten 7 nanometrede 30 tane silisyum atomu yan yana dizilmiş. Hani bu 3 tane atom olacak hali yok ya böyle NPN diye sayacaksın bunları. Ve belli ki bu artık sınıra gelmiş ve teknolojide de artık o öncülüğünü kaybediyor. Evet. Öncülüğü kaybediyorsun. Pazarı kaybetme riskiyle karşı karşıyasın. Ne olacak bu Intel'in hali diye konuşuyor mu Intel'in içindeki genç mühendisler rahatsız mı? Mühendisler rahatsız hocam. Genç mühendisler rahatsız da hani şey biraz pazar kaybedecek gibi duruyor da sonuçta Intel'de cidden dev. Şeyde iyiler en azından. Herhalde hala sunucularda bu laptop. 2 tane grubu var Intel'in işte işlemcilerle ilgili ana grup.
Biri işte bu sunuculara, veri merkezlerine, data center'lara filan işlemci yapıyorlar. Onlar iyi durumda, fena değiller. Ama işte şimdi bu dediğiniz gibi Apple'ın böyle bir karar vermesi biraz Intel'in elini zorlaştırdı. Ama hala diğer müşterileri var. Hani biraz küçülebilir o departman ama hala devam eder. Ama teknoloji konusunda haklısınız. Biraz geride kaldı Intel. Onu da geri gelmeye çalışıyorlar ama bakalım. Belki koronavirüs yardım eder onlara. Şimdi koronavirüs etkisinden dolayı biraz globalleşme falan azalıyor. Şimdi burada şeyi konuşuyorlar. Çiplerimizi artık içeride yaptıralım. Niye dışarı gönderiyoruz? Bak virüs geldi, her yeri kapattık, işlerimiz aksadı falan gibi. Oradan belki biraz toparlayabilir diye düşünüyorum. Şeyi güzel Intel'in bir de hocam. Birkaç tane mesela FPGA'ya yatırım yapmaya başladılar. O güzel. Sonuçta o ilginç bir teknoloji. Özellikle bu işte büyük veri işlemi olsun, şeyler olsun, data center'lar olsun. Bu şeyi satın aldı değil mi? FPGA şirketi satın aldı. Aynen. Altera'yı satın aldılar işte 2016'da. Oradan bir şansları var. Orada da işte Nvidia var. Yine kendi grafik işlemcisini yapmaya çalışıyor. Nvidia ile mücadele etmeye çalışıyor. Çok şey, çok büyük ve çeşitli ürünü olduğu için Intel'in hocam çok fazla rakibi var yani. Hani ilginç sanki bir şey. Bana Osmanlı İmparatorluğu'nun son haliymiş gibi geldi. Hani çok cephede çatışıyor. Grafik işlemcisi de yapacağız. İşte sunucularla da çalışacağız. Her şeyi biz yapacağız. Bir de son duyduğum gibi 2 milyar dolara yapay zeka hızlandırıcı şirketi satın almış bir de. Doğru. Ondan önce bir tane daha almışlardı. Ondan istediklerini bulamadılar. Sonra bir tane daha aldılar. Hani o alana da girmeye çalışıyorlar. Yani bilemiyorum, bir sürü girişimi var Intel'in de. Sonuçta şey, hep orada kalır Intel de. Yeniden böyle bir yine şey olur mu? En iyi şirket olur mu? Top şirket olur mu? O biraz zor gibi hocam. Şimdi biraz o zaman Google'dan bahsedelim. Google ne donanımı yapıyor? Hani benim bildiğim bir sürü var da, TensorFlow var, bu yapay zekayı hızlandırma işleri var. Benim mesela bizim Barış vardı, ODTÜ'de aynı sınıfta okudum, sonra ikinci senesinde MIT'ye geçmişti. O NASA'dan sonra, yani uydularla haberleşme yapan bir insan, geçip balonlar arası internet trafiği yapmak için optik haberleşme yapmıştı doktorasında. Şimdi Google'da optik haberleşme yapıyordu en son benim haber aldığım. Şimdi Google'ın değişik projeleri var benim bildiğim. Hatta bir de Google X var, bu gizli. X mi o? Bir takımı var. Gizli bir takımı. Evet. Bir ara Google Glass yapıyorlardı. Sonra çöpe attılar onu. Sen Google'ın nesini yapıyorsun donanımcı olarak? Biz Google'ın çok gizli şeylere girmeden söyleyeyim hocam. Benim çalıştığım alan telefon. Pixel ürünleri Google'ın. Onunla ilgili bir İşte bir şeyler yapıyorlar, çipler falan yapıyorlar. O çipleri yine kırabilir miyiz, nasıl kırarız, içini açarsak ne görürüz, işte öyle şeylere bakıyorum. Laptopları var, Pixelbook'lar, onlar var. Başka şey var, akıllı evle ilgili ürünleri var. İşte Wi-Fi ürünleri olsun, küçük küçük böyle IoT ürünleri, Internet of Things tarzı şeyler. Şu anda Google'ın hardware konusundaki şeyi bu. Akıllı araç yapıyorlar mı yapmıyorlar mı bilmiyorum. Yapıyorlar herhalde de tam olarak yapıyorlar. Nerede yapıyorlar? Ortada dökülü de hani ne yapıyorlar daha? Hani... Ne yapıyorlar onu bilmiyorum. Ya sen aslında yine Intel'de yaptığına benzer bir iş yapıyorsun. Ama evet. Google'ın kendi yongalarının güvenliğini, kendi telefonları için yaptığı yongalarının güvenliğini denedin. Aynen öyle. Aynen. Bu birçok insan için Google'ın telefonu Türkiye'de pek bilinmiyor. Çünkü Türkiye'de satılan bir şey değil ya bu pek. Aslında Amerika'da çok yok herhalde telefonu. Onlar daha çok benim gördüğüm, şimdi Android'i yapıyor. Android'i de denemesi için kendinin bir telefonu olsa iyi olacak bir yandan da. Yani onu nasıl geliştireceğini düşünmek için. Yoksa bir türlü yani sürekli başka şirketlere kalmış olacak. İşte onlar bir şey söyleyecek. Ya biz bunu istiyoruz, şunu istiyoruz. Halbuki donanımı kendi yapsam, yani Apple gibi. O zaman diyecek ki ya yazılım böyle olsun. Yani bu ikisini beraber. Steve Jobs'un bir lafı var. Daha doğrusu bir sunumda söylüyor başka birinin lafı. Yazılımı yapmaya niyetliyseniz, yazılım yapma konusunda ciddiyseniz kendi donanımınızı yapacaksınız diye. Yani böyle bir bizim diyor Apple'daki felsefemiz bu. Biz bir yazılım şirketiyiz. O yüzden donanım yapıyoruz. Yani öyle. Şu anda siz de değil. O musunuz? Aynı yoldan mı gidiyorsunuz? Öyle görünüyor hocam, öyle görünüyor. Bayağı ciddiler şimdi Pixel konusunda. Cidden güzel bir ürün çıkarmaya çalışıyorlar. Özellikle bu kamera konusunda falan en son çıkan Pixel gayet iyiydi. Hani kamerayla neler yapabileceğiniz konusunda. Şimdi işte yine o alanda hani böyle bir
cidden güzel bir pazar payı almaya çalışıyorlar. Düzgün bir ürünle. Bakalım ne olacak. Yani ama işte öyle bir çalışmaları var. O alanda ciddi planları var yani telefon alanında. Güzel planları var. Şu anda da zaten ana odak noktası o. Bizim donanım grubunun. Oralarda bir şeyler yap. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsun Bilgi'den? Şimdi gittin, Virginia'yı gördün. Yani sen sonuç Türkiye'de işte öz yayındaki Fatih Hoca bu alandaki iyi kişilerden bir tanesi. Biz onunla da görüşüyoruz herhalde. Yazıyor bana. Bu YouTube kanalını da beğenmiş. Onu buradan selam olsun Fatih Hoca'ya da. Şimdi Boğaziçi'ni de gördün. TOBETÜ'de öğrenim gördün. Sonra gittin Virginia Tech gibi fena olmayan hani ilk 50'deki bir üniversitede doktora yaptın. Intel'i gördün, Google'ı gördün. Sonra San Diego'ya taşındın. Ya sonrası teknik olarak tabii biraz daha şey yapmak istiyorum hocam. Bu yaptığım işi biraz daha öğrenmek istiyorum. Daha iyi bir seviyeye gelmek. Buraya gelmemin aslında nedenlerinden biri de oydu. Hani burada çalıştığım insan cidden bayağı tecrübeli o konuda. Sonrası şeyi soruyorsanız burada kalmak mı, Türkiye'ye gelmek mi? Tabii onu soruyorum. Onu da herkes de onu merak ediyor. Diyor ki ya işte memlekete dönecek misin? Şimdi tabii buradaki birçok kişi için Intel'de çalışmak, Google'da çalışmak o bir amaç. Yani benim kendi görüşüm o bir araç. Bence o bir araç da. Hani sen bunu ne düşünüyorsun? Hani dönmeyi düşünüyor musun Türkiye'ye? Oradaki halinden memnun musun? Bundan sonraki yakın orta vadede neler planlıyorsun? Tam Google'a daha gireli yeni olmuş. Yani 2-3 ay olmuş ama. Ya işte burada mesela bir 4-5 sene daha kalabilmek istiyorum. Hani kalmak istiyorum Google'da. Türkiye'ye dönme konusunda dönmek istiyorum da döndüğüm zaman cidden insanlara faydalı olabileceğim bir pozisyona dönmek istiyorum. Şu anda da o seviyede değilim yani. Hani biraz daha pişmem lazım. Öyle diyeyim. Yani öyle bir şey göremiyorum. Hani ben oraya gelsem şimdi bir faydam olmayacak. Hani o kadar. Sadece etiketlerim olacak. Bir önemi yok etiketlerinde yani. Biraz daha işte belki pişersem burada. Hani döndüğüm zaman belki daha düzgün bir şeyler yapabilirim. Şu andaki düşüncem bu. Google'dan sonra da açıkçası şey yapmadım. Hani 4 seneden sonrasında pek planlamadım. Çünkü cidden şu anda her şey çok belirsiz burada da. Hani mesela vizeler ne olacak? Trump bir daha seçilecek mi? Trump bir daha seçilirse planladığımdan erken bile dönebilirim. Hiç belli olmaz. Öyle şeyler var kafamda. Trump seçilirse gelir hoca olursun belki burada. Veya işte bir sürü arkadaş geri döner. Memleketin insan kaynağı geri dönebilir ülkeye. Geri dönebilir aynen. Öyle bir yararı olabilir. Ya çünkü yani buranın en güzel şeylerinden biri yabancıları cidden çok güzel entegre ediyorlar. Hani bayağı açıklardı diyeyim. Hani şimdi Trump biraz öbür tarafa doğru bastırıyor ama bakalım ne olacak. Şimdi belki bir Avrupa yapabilirim buradan sonra. Bir 2-3 senede orada. Orayı da görmek istiyorum çünkü. Hani orada ne oluyor? Ya ben şey diye bakıyorum hocam hani dediğiniz gibi Google, Intel bunların hepsi araç. Hani şey kafamda bir plan var. Hani ne öğrenmek istediğime dair, ne görmek istediğime dair. Hani onu nerede daha iyi gerçekleştireceksem oraya gidiyorum. Hani bir de Avrupa'da ne olduğunu görmek istiyorum. Çünkü benim çalıştığım alanda Avrupa, Amerika'nın önünde biraz. Peki bu Verilog öğrenmeye diren arkadaşlara motivasyon olması için. Ortalama yeni, şimdi sen kendi maaşını söylemeden. Ortalama ne kadar alıyor Amerika'da? Tabii sen büyük ihtimalle sürekli yağmur yemekten de sıkılmışsındır Oregon bölgesinde. Oregon'da. Oradan da biraz kaçmış olduğunu tahmin edelim. Para değildir oradaki tek mezara. Yok. Aynen. Para şey değildi hocam. Intel hani tabii Google'dan düşük veriyor ama ben şöyle bakıyorum bu ücret olayına. Her şirketin bir politikası var. Ücret politikası. Hani şirketin o politikasının içinde adil bir ücret aldığınızı düşünüyorsanız hani yetiyor mutluluk için. Şey değil yani sonuçta çoğu şirket iyi para veriyor büyük şirketler. Yani para tek şey değildi doğru. Biraz cidden sıkıldım orada o yağmur konusunda ama biraz da San Diego için geldim cidden hani görmek istediğim bir şehirdi bayağı. Ha orada zaten şey diyorlar ben bir kere
mikro konferansı için gitmiştim. Zaten şemsiye verdiler konferansla beraber. Herkese bir şemsiye verdiler. Oradaki motto şey, burada Eylül'den Ağustos'a kadar yağmur yağar sürekli diye. Yani hiç durmaz, sürekli havada bulutlar. İnsanlar bir yerden sonra herhalde güneş de görmek istiyor. Doğru, doğru hocam. Ben mesela ne zaman Kaliforniya'ya gelsem ilk sabah çok mutlu uyanırdım. Güneşle uyandığım için böyle değişik geliyordu. Şimdi alıştım ama. Şimdi havayı özlüyorum. Dönelim şimdi. Kaç para alır? Bu Verilog çocuklar iyi öğrenirlerse. Giriş düzeyinde bir sayısal tasarım mühendisi. Deneyimi de fazla olmasa. Ne kadar alıyor şu anda? Yani Silikon Vadisi biraz pahalıdır tabii. Yani orası yaşamak da daha pahalı. Yani 100 bin üstünde alır diye düşünüyorum hocam. Tabii şey de önemli. Lisans, master, doktora, bunların hepsi fark ediyor da. Mesela bir master mezunu en az bir 100 bin alır diye düşünüyorum hocam. Yani biraz işte deneyimli olunca da bu iş 200 bine doğru gidiyor herhalde, değil mi? Gidiyor aynen, 200 bine doğru gider. Çünkü şey, ama işte ilk başladığınız zaman böyle 100 bin biraz belki üstünde, biraz da çok az belki altında. Hani öyle bir şeyler düşünebilirler. Hani o civar. Tabii brüt maaş bu. Şey değil, net değil. Neti değişiyor artık nerede çalıştığınıza göre. O şimdi kafasına çarpıyor. Bölecek onu. 7 ile çarpacak bir ana diyecek ya. Bu nasıl bir para diyecek yani bu. Nasıl ya? Tabii orada olunca da ona göre harcanıyor tabii. Kira da dolar. Yani öyle doğru. Süper zengin değil. İyi, iyi ama hocam ya. Hani ben hep şöyle bakıyorum yani. Maaşımın kaçta kaçını temel ihtiyaçlara harcıyorum. Kaçta kaçını işte ne bileyim biriktirebiliyorum ya da yatırım yapabiliyorum diye. Hani o bakımdan belki Türkiye'den daha iyi olabilir. Mesela şöyle bir karşılaştırma yapılsa, mesela ben desem ki burada 5000 dolar net para kazanıyorum, atıyorum hani. Türkiye'deki insan şöyle düşünebilir, 5000 dolar hani 5000 lira hani. Yani burada 5000 dolarla bayağı şey yapılabiliyor. Hayat biraz daha şey gibi, dolar cinsinden bakınca daha ucuz gibi. O güzel. Türkiye'de biraz o bayağı denge bozuldu gibi bu aralar. Bana öyle geliyor. Ama öyle yani. Şey, 100 bin civarı falan alırlar diye düşünüyorum hocam. Peki şeyi nasıl görüyorsun? Donanım tasarımının gittiği yeri nasıl görüyorsun? Şimdi eskiden bunu sadece işte Intel yapıyordu, AMD yapıyordu. Yani Apple'ın bir yonga takımı yoktu. Biz mezun olduğumuzda böyle bir şey yoktu. Facebook'un da yoktu. Google'un da yoktu. Mesela Qualcomm kendi işlemcisini yapıyordu. Ben Notre Dame'da hocalık yaparken bana da konuşmuştuk o zamanlar. Gelir misin diye konuştukları. Kendi işlemcisini yapıyordu Qualcomm. Şimdi bu donanımı artık kendisi yapması, her şirkette böyle bir donanım takımı olması ve genel amaçlı yapılan donanımlarla biraz bağlantıyı koparma furyası çıktı gibi son zamanlar. Böyle mi? Ya ben de öyle görüyorum. Mesela şu anda en popüler şey tabii ki makine öğrenmesi, işte yapay zeka. Bu alanlarda donanım yapmak. Hani bunu daha nasıl efektif yaparız diye. Mesela siz yine bir telefon yapıyorsanız, hani telefona bir çip yapıyorsanız, yine bizim en önemli kullanım alanımız ne? Biz neyi optimize etmek istiyoruz diye düşünüyorsunuz. Mesela ne bileyim yüz tanıma sistemi. Tamamen makine öğrenmesiyle alakalı bir şey. Bunu en iyi çalıştıracak donanımı nasıl yaparız diye düşünüyor şirketler. İkinci bir şey de şu, şimdi FPGA'lar biraz popüler oluyor. Şöyle popüler oluyor, sunuculara gidiyorlar FPGA'lar. Hani daha böyle işlemci artı FPGA, işte bir işiniz varsa işlemci üzerinde çalışacak, onun bir kısmını FPGA'yı de yaptırmak üzerine şeyler, bu tür şeyler de çoğalıyor. Yani eğer donanım alanında bir şeyler yapmak istiyorlarsa yeni işte makine öğrenmesi, yapay zeka ya da işte bu data center şeyleriyle ilgili konulara bakabilirler. Yani oralara doğru gidiyor gibi geliyor ve özel amaçlı oluyor çoğu şey. Genel evet, amaçtan eskisi gibi değil ya. Aynen. Genel amaçlı şeyleri daha çok tüm büyük resmi kontrol etmek için kullanıyorlar. Evet. İşte her şeyin ayrı işlemcisi oluyor genelde. Peki sen şimdi en son şeyi söylemedin. Memlekete döneceğim mi? Uzun vadede dönmeyi düşünüyorum hocam. Cidden çok zor yani. Döneceğim demek çok zor. Yani şu zaman döneceğim demek çok zor. Yoksa döneceğim yani. Şeyde o hep aklımda. Nasıl dönerim? Ne zaman dönerim? Onu düşünmeye çalışıyorum. Hani şimdi mesela hoca olsam ne kadar faydam olur? Bir 5 sene sonra hoca olsam ne kadar faydam olur? Gibi. Ama zaman geçtikçe de dönebilirlik azalıyor gibi sanki. Böyle bir orada bir fon. O da öyle. O da öyle.
Doğru. Doğru. Ama şimdilik hala var. Dönebilirlik var hocam şimdilik. Pek Dönebilirlik düşünmüyorum. yüksek diyorsun şu anda. Dönebilirlik yüksek. Ben, Ama evet, çok zaman iyi. geçiyor. Evleniyorsun, çocuğun oluyor, Evet. evin oluyor, araban oluyor, ödediğin bir morgucun oluyor filan. Hani bu böyle gidiyor. Yavaş yavaş şimdi çocuk olduktan sonra hele işte insanların dönebilirliği biraz sınırlanıyor gibi sanki. Aynen öyle. Onun için o işlere pek girmiyorum şimdilik hocam. Kafam netleşene kadar. Evet. Bakalım biraz daha netleşsin. O zaman bakarız. Çünkü cidden dediğiniz gibi kendimi bağlamak istemiyorum bir yere şimdiden. Ne olur ne olmaz diye düşünüyorum. Belki dönmeye karar veririm cidden. Şu anda onun için bayağı şeyim yani. Tek başıma olduğum için sıkıntı yok. Dönmek istediğim zaman dönerim diye düşünüyorum. Evet, bilgi dahi. Ben size sorayım. Okul nasıl hocam? Neler yapıyorsunuz? Mesela yapay zeka mühendisliği Açtı. açılmış. Açtı. Öğretim Sence kadrosuna bak. iyi fikir mi? Ya, bence iyi fikir hocam. Güzel fikir. Bizim alanımızda şey güzel yanı bu mühendisliğin tüm dünyada. Kimse şeye bakmıyor. İşte nereden mezun olmuşsun? Hangi bölüm okumuşsun? Herkes ne biliyorsunuz diye bakıyor. Onun için bence çok mantıklı. Çünkü mesela klasik mühendislik bölümleri sonuçta şey bir sürü konuya değinmek zorunda. O olanın hepsini kapsamak için ve bazen cidden çok genel kaçabiliyorlar. Sizin kendi kendinize o ihtisaslaşma için kendi kendinize çalışma yapmanız gerekebiliyor. Onun için direkt böyle bir şeyle başlamak bence gayet hoş bir fikir yani ve çok da önemli bir konu. Ve daha da önemli olacak. Ne diyeyim yani. Sen peki yapay zekaya giriyor musun hiç yaptığın işlerde? Bir alanda gireceğim. Şu anda bizim alana da uygulamaya başladık. İşte benim yaptığım alanda bir uygulaması var. Onları ben de yapmayı Yani planlıyorum. otomatik açık bulabilir mi bir sistem? Yani böyle bir yola gidiyor mu? Var, öyle çalışmalar var. Bir de işte şey var, nasıl diyeyim? Benim alanımda şey yapıyoruz hocam. Mesela siz iş yapıyorsunuz bilgisayarınızda ve bir şifre kullanıyorsunuz ya da şifreleme anahtarınız var. Siz bu anahtarı kullanırken anahtarın değerine göre bilgisayarınız değişik miktarda güç tüketiyor. Biz mesela onu ölçtüğümüz zaman o anahtarın değerini bulabiliyoruz ve sizin şifrelediğiniz şeyi kırabiliyoruz. Burada da en önemli konu şey, anahtar diyelim upuzun bir şey, 64 bit, bir sürü 264 ihtimal var. Şimdi doğru anahtarın güç tüketimini diğer tüm yanlış anahtarların güç tüketiminden nasıl ayıracaksınız? İşte burada değişik istatistiksel metotlar var şimdi. İleride de şey olacak, machine learning girecek işin içine. Yani alacaksınız, machine learning'de işte eğiteceksiniz. Sonra direkt güç tüketimine baktığı zaman bilgisayarın sizin şifreleme anahtarınızı bana verecek gibi. Hani en böyle ideal koşullar bu da. Böyle şeyler, uygulamalar olabiliyor. Şimdi biz millete telefon kırmanın bir yolunu söylemiş olduk mu? Böyle olunca. Yok hocam. Güzel şey şu. Bu konuştuğum şeyler en basit şeyleri benim alanımın. Hani eğer zaten bir telefon bu dediğim şekilde kırılıyorsa bu kadar kolay. Bıraksınlar Bıraksınlar onu. Şimdi bunlar 20 sene, 20 sene öncesinin Evet, buna şeyi. side channel attack diyorlar, değil mi böyle şey? Side channel attack diyorlar. Aynen hocam. İşte benim çalıştığım alanda side channel attack, fault attack. Onlara Bunları yapıyor. karşı nasıl engel oluruz? Aynen öyle. Covert channel attack diye de bir şey var herhalde şimdi. Aynen öyle. İşte şöyle hocam farkları. Şimdi side channel attack'ta şöyle bir şey var. Diyelim ki bir telefonunuz var, iki tane uygulama çalışıyor. Side channel attack'ta bir tanesi atak yapıyor, bir tanesi victim. Hiçbir şeyden haberi yok. Sadece işini yapıyor ve bir şekilde bilgi sızıyor. Bu güç tüketimi vasıtasıyla ya da işte cache falan olaylarıyla. Covert Channel'da ikisi birbirleriyle haberleşmeye çalışıyorlar. Yine bu gizli kanalları kullanarak mesela ben mesela diyelim ki bir göndereceğim, güç tüketimimi artırıyorum. Bu da dinliyor karşı taraf beni. Hani biliyorum çünkü amacım bilgi göndermek karşı tarafa. İşte sıfır göndermek istiyorsam güç tüketimimi azaltıyorum falan. Ona göre birileri sıfırları alıyor bu taraf. Ona göre de çözüyor benim ne göndermek istediğimi. Covert Channel'da Güvenlik konuları da giderek önem kazanıyor, değil mi artık? Bizde evet hocam. şimdi siber güvenlik programımız da var. Bazen şöyle şey de gelebiliyor bak bu konularda da. Ya biz güvenlikle uğraşacağız. Donanım bilmeye, mesela bilgisayar mimarisi bilmeye ne gerek var falan. Aslında asıl konu orası. Onu bilmen lazım bir şey kıracaksan diye söylüyorsun ama tabii o bir karşılık bulmaya. Çünkü o kafada ne var? Sızma testi var. İşte yani bu pen test falan gibi şeyler var. Onlar Aynen. daha böyle araçlar. Ne bileyim gidip
bir yere bu şifre çalmak için yöntemler var ya işte. Gir o kullanıcı adı şifren için veri tabanıyla ilgili şeyler var. Code injection gibi şeyler var. İşte o tarz saldırılar tabii de yapması daha kolay. İnternetten bulup da yani bunu girmesi daha kolay. Ama sen donanım işiyle saldırıyorsan o anlaması daha zor. Yani onu anlamak daha zor. Birisi girip çıktı mı anlamak daha zor ona. Aynen öyle. Şey hocam bir de işte bu güvenliğin değişik alanları var. En popüler alanı işte internet güvenliği. İşte filmlerde gördüğümüz bir tane hacker geçiyor bilgisayarın başına çıkır çıkır bir şeyler yazıyor sonra herkesi hackliyor. Tabii o daha kolay, daha yaygın. Ama bir de şey var hani donanım güvenliğinde artık şey şöyle bir trend var. Artık firmalar, şirketler mimarilerin içine bu güvenlikle ilgili şeyleri koymaya başladılar. Mesela ARM Trust Zone diye bir şey var. Hardware'lerini biraz değiştirip, donanımlarını biraz değiştirip bu işte software'den gelecek, yazılımdan gelecek atakları çözmeye çalışıyorlar. Yani çok geniş bir alan var. Bilgisayar mimarisi bilip hani o mimariyi daha güvenli nasıl yapabiliriz diye düşünme konusunda. Hani Intel bunun üzerine çalışıyor, ARM bunun üzerine çalışıyor, Google chip yapıyor bunun üzerine çalışıyor. Hani bunlar önemli. Ya işte bazen popülere çok gidiyoruz. Biraz yüzeysel bakıyoruz olaya. Belki ondan kaynaklanıyor olabilir. Yani onun dışında bence her şeyden bağımsız olarak bence bilgisayarın donanımını bilmek çok yararlı bir şey. Herhangi bir bilgisayar mühendisi için. Yazılımcı olsun, donanımcı olsun. Donanımcı için zaten bilmezsen donanımcı olamazsın da. Yazılımcı için de çok gerekli. Şimdi şöyle, artık insanlar ya da büyük şirketler siz kod yazabiliyor musunuz ya da yazamıyorsunuz diye bakmıyor. Algoritmayı koda dönüştürdüğünüz zaman onun ne kadar efektif yapabiliyorsunuz? O scale ediyor mu? Hani bunları çözmek için de mimari, hardware bilmek bunlar önemli şeyler bence. Onun için dikkatli olsunlar. Bence de önemli de benim söylediğim lafı dinlemiyor. Şimdi öğrenci hocayı dinlemiyor. Öyle bir şey de var ya. Yani doğru doğru. Bunu Google'a gitmiş bir adam söyleyince belki daha fazla etkisi olur. Yani doğru. Bunlar önemli. Cidden önemli hocam ya. Yani oturuyorsunuz günlük bir işinizi yaparken karşınıza çıkabiliyor yani. Ne bileyim bir makale okuyorsunuz. Orada çıkıyor. Bir kod yazacaksınız. Orada çıkıyor. Bir şeyi anlamanız gerekiyor. Ha ben bunu zaten biliyordum. Hani cidden ufak ufak da olsa çıkıyor. Ya temellerini bilsinler yani. Evet, hiçbir şeyi boşlamasınlar. Biz bundan sonra şey yapalım. Şimdi ben böyle ufak ufak herkese tanışma yapıyorum. Özel konu seçip de deriz ki ya bilgiler hadi bugün covert channel atakları konuşalım. Hı. Ne oluyor bunlar falan dediğimiz. Sen biraz daha deneyim kazanınca onu belki konuşabiliriz. Teşekkürler geldiğin için bugün. Yine görüşürüz diyeyim ben. Evet, yine görüşelim hocam aynen. Kendinize sana kolay geldin. Google'da. Teşekkürler. Güneşli günler olsun inşallah hep. Teşekkürler hocam.